partimiz olarak konseyde bir mesafe kat etmekteyiz ki burada Svetlana Hanım ve Andrew Bey'in çok emekleri geçmekte. Yani tekrardan teşekkür ediyorum. Türkiye'deki gelişmelerle ilgili size çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü önümüzdeki genel toplantıda Türkiye'nin konusu görüşülecektir. Ve yani Türkiye ile ilgili hazırlanan rapor bir tartışma konusu olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü işgale ve teröre karşıyız. Her türlü teröre ve karşıyız. Yani. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bugün bütün ülkelerin içerisinde ufak da olsa, büyük de olsa terör grupları bulunmaktadır. Ama hiçbir ülke bu terör gruplarını kabul etmezken, bunları farklı şekilde yargılarken, bizim ülkemize geldiği zaman PKK sanki bir adalet savaşçısı olarak gösterilip konseyde sık sık gündeme götürülmektedir. Ve hiçbir ülkenin temsilcileri, hiçbir terör grubunu, milletvekilleri, yerel yöneticileri desteklemezken Türkiye'de de bir grup olarak partide, parlamentoda temsilciler PKK terör örgütünü desteklemektedirler ki gerçekten burada ülkemizde ne yapacağına, nasıl hareket edeceğine karşı çaresiz bir duruma düşmektedir. Ve Avrupa'da, Avrupa Birliği'de, Avrupa ülkelerde özellikle bunları cesaretlendirmektedir. Ben buradaki toplantıda bulunan arkadaşlarımla hem yani dünyada olan işgallere karşı ve teröre karşı bir tavır koymalarını, Türkiye'nin genel toplantıda yapılacak bu tartışmalı toplantıda Türkiye ile ilgili yapılacak tartışmayı iyi değerlendirmelerini ve objektif bir şekilde bir ülke nasıl davranması gerekir düşüncesi içerisinde oy vermelerini de kendilerinden beklerim. Ve bu vesileyle de hepinizi görmüş bulunduk. Sanal ortamda da olsa herkese ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımı sunarım. Türkiye Belediyeler Birliği olsun, bakanlık desteği olsun, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda artık sesimizi duyurmaya başladık. Yani bu da Belediyeler Birliği ve Bakanlığın desteğiyle oldu, gerçekleşti. Ve gene içimizdeki çok deneyimli arkadaşlarımızdan ve parlamentodan öğrenmiş olduğumuz deneyimleri de yerelde buralara aktarmaya çalıştık. Ama en hoş olan olaylardan bir tanesi şu, biz parlamentoda tam bir birlik olarak hiçbir siyasi parti mefhumu gözetmeden yalnız Türkiye'yi ve Türkiye'nin haklarını savunan bir grup oluşturulması memnuniyet verici. İnşallah bu birlik, beraberlik sonuna kadar devam eder deyip bütün arkadaşlarımı saygıyla selamlarım. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Belediyeler Birliği'ne, bakanlığa, bu efor sarf eden arkadaşlara ama biraz daha katılımcı olabilmemiz için biz kongrelere gitmeden, katılmadan önce tüm raporların içeriği eğer elimize geçerse, illa tercümesi şart değil, yani İngilizce olarak da geçerse, ben arkadaşların daha fazla katılımcı olacağına inanıyorum. Çünkü biz ana konularla ilgili raporlar elimize geliyor, diğer konularla ilgili raporlar elimize gelmiyor. Biz de bunu tedarikte biraz güçlük çekiyoruz. Ama yani her konu hakkında biraz fikrimiz olursa, yani daha katılımcı olacağımıza inanıyorum. Yani bu konuda Belediyeler Birliği'nden ve Bakanlık'tan destek istiyorum ben. Teşekkür ederim.